Bizim savaş çalışmaları sempozyumunda üzerine çalışmak istediğimiz konu ticaret savaşları başlığı altında 2000'li yıllar sonrasında ticaret savaşlarının ülkelerin yönetim anlaşları ve politikalarını olan etkiler. Bu hususta tabii ki zamandan dolayı bazı verileri hızlı geçeceğim ama bazı kavramlara değinmekte yarar var. Ticaret savaşları. Ticaret savaşları kavramı, ticaret savaşları nedir ve günümüzde ticaret savaşları nasıl şekillenmektedir? basit bir tanımla Ticaret savaşları iki veya daha fazla ülkenin ticari tarifeler uygulayarak birbirlerine yönelik e, ticari anlaşmazlıklarının çatışmalarının bir bütünüdür Tabii bu tarifeler ihracat kısıntıları e, engeller yaptırımlar misillemeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır ticari tarifelerin boyutu ve ticari savaşların boyutu e, günümüzde siyaset kanıklıklara da yol açabilmektedir Günümüzdeki ticaret savaşlarının ise çok spesifik bir özelliği bulunmakta. O da kur savaşları. Çünkü ticari savaşlar hemen öncesinde bir kur savaşlarını gösteriyor bize. Kur savaşları ise ulusların ulusal para değerlerindeki e, politikalarıyla diğer ülke ekonomilerine karşı ticarette avantaj sağlamalı çabalarıyla ortaya çıkıyor. Bizim 2000 öncesindeki durum ve 2000 öncesindeki politikaların 2000 sonrasında nasıl değiştiğini gösteren ana başlıklardan birisi ise küreselleşme. Küreselleşme başlığı 80'li yıllar itibariyle birçok e, konu kavram çerçevesinde karşımıza çıkıyor. Ekonomik anlamda küreselleşme ise ticarette neoliberal politikaları doğuruyor. Neoliberal politikalar bize neyi gösteriyor? Ticarette tarifelerin minimize edilmesini, ihracat ve ithalat artışlarının ...yüksek seviyede seyretmesini gösteriyor. Tabii bunu perçinleyen bazı e, gelişmeler de söz konusu. Bir gelişme de tek kutuplu dünya gelişmesi. Soğuk Savaş sonrasında, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle beraber... ...iki kutubun eksenindeki bütün ülkeler, çevreleyen ülkeler... ...aslında Amerikan politikalarıyla perçinleniyor. Yeni ekonomi politikalarını Amerika'nın hegemonyasında belirliyor... Bunun örneklerinden birisini aslında Çin olarak gösterebiliriz. Burada Amerika'nın Çin'e etkisini gösterebiliriz. Çünkü 90'lı yıllara kadar dışa kapalı bir ekonomiye sahip olan Çin, 20. yüzyılın başlarına doğru, yani 20. yüzyılın sonlarına doğru, 21. yüzyılın başlarına doğru yaptığı reformlar, küresel reform ve yapısal reformlarla serbest ticaret anlayışına yöneliyor. Burada da Çin'in serbest ticaretle birlikte ekonomik büyümelerini gösteren veriler mevcut. Bunları zamandan çok çalmamak için hızlıca geçeceğim izninizle. Bir önemli noktada 2000'li yılların hemen öncesinde ya da 2000'li yıllarda krizin hemen öncesinde ki manzara. Krizin hemen öncesindeki manzara şöyle seyrediyor. Amerika Birleşik Devletleri 2001 olayları da perçinlemesiyle 2001 olaylarının da sebebiyle ticaretten daha fazla daha başka konularla ilgileniyor. Terör konularıyla ilgileniyor. Amerika'nın rakibi diğer ülkeler ise kendi ekonomilerini ileriye taşımak gayesiyle hareket ediyorlar. Bunun örneklerini de şöyle verebiliriz. 1988 yılına kadar e, dünya ticaretinin gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki payı %30'un altındayken 2008'e kadar %50 oranlarına yükseliyor ve burada da gelişen Asya ülkelerinin çok önemli bir konumu var. Çünkü dünya gayri safi yurt içi hasılasının içindeki aldıkları pay %10 seviyelerindeyken 2006 yılında Avrupa Birliği'ni geçerek yüksek seviyelerde seyrediyor. Amerika'da daha önce bahsettiğimiz gibi biraz e, terör olaylarıyla ilgilendiği için sürekli olarak cari açıklar vermeye devam ediyor. 2008 krizi ise başlangıç ve dönüşüm olarak birbirinden aslında e, ayrı incelenmesi gereken bir konu. Başlangıcı itibariyle 2006 yılında Amerika'da baş gösteren konut sektöründeki dalgalanmalar ve yine aynı yıl mortgage solution'ın iflasıyla beraber yükselmeye başlıyor. Bir sonraki yıl NFC'nin iflasıyla tedirginlikler. Çok daha yükseldikten sonra Amerika'da konut sektöründe başlayan kriz likidi de problemlerine ve küresel bir finansal probleme dönüşmeye başlıyor. 2008 krizinde ilginç bir detay da şu: Amerika Birleşik Devletleri özellikle 2008 yılında yüksek cari açık vermesinin karşısında OPEC ülkeleri ve Asya ülkeleri, gelişen Asya ülkeleri cari fazla veriyor. Bu da aslında e, krizin Ana e, sebebinin ne olduğunu gösteriyor. Şurada sorulması gereken bir konu da şu. Neden finansal piyasalara yönelik bir krize dönüştü? Çünkü kriz öncesinde genişleyen kredi kullanımları ve borçlanmalar doğrultusunda ülkeler real piyasalar karşısında dengeyi koruyamadılar. Bunun sonucunda ise kriz patlak verdi ve krizin istatistiki görüntüsünü e, 2008 yılındaki e, görüntüsünü grafikten de takip edebiliriz. Burada önemli bir veri vermek istiyorum. Çin 2008 yılında 9.4 yüzde büyümeyi sağlarken e, önemli bazı ekonomik veriler Amerika Birleşik Devletleri 2.6 Avrupa Birliği 4.8 G7 ülkeleri 3.7 diğer gelişen ülkeler ise eksi 0.8 gibi daralmalar yaşamışlar. Tabi ihracat düşüşleri de ithalat düşüşleri de bunun bir diğer göstergesi çok ciddi ihracat düşüşleri başlamıştır. Çünkü korumacı politikalar geliyor. Serbest ticaret anlayışından korumacı politikalar. 2000'li yıllarda küreselleşmeden bahsediyorduk. Şimdi ise korumacı politikalardan bahsediyoruz. Bu korumacı politikalar ise şu anda da devam etmekte geçici kalmıyor. Ülkelerin bütün yönetim anlayışlarını, ekonomi politikalarını belirleyen politikalar oluyor. Serbest ticaret anlayışındaki korumacı politikalarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Yeşil kodlu ve kırmızı kodlu politikaları ayırıyoruz. Yeşil kodlu serbestleştiren, serbest ticareti kolaylaştıran, kırmızı kodlu politikalar ise serbest ticarete zarar veren politikalar. Bu 2021'e kadar olan veriler, 2009'dan sonra Küresel Ticaret Alarmı örgütünün kurulan, o yıl kurulan Küresel Ticaret Alarmı örgütünün verileri, ee, gördüğünüz üzere 2020 yılında dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl ...zararlı çok yüksek bir e, müdahale tespit edilmiş 4570 tespit bulunmakta. Yine ülkeler, uluslararası örgütlerin tavsiyeleri ve e, takipleri doğrultusunda... ...korumacı politikaları, zararlı korumacı politikaları farklı türevlere taşıyor. Bunu örnek olarak standart sertifikasyon, ithalat lisansı ve yeni hükümet desteklerini gösterebiliriz. Bunlar da anti-dumping uygulamalar, sübvansiyonlar. O dönemde en fazla uygulanan korumacı politikaların bazıları... Süreden dolayı biraz hızlı geçiyorum kusura bakmayın. Yine en fazla ekonomik müdahaleye maruz kalan ülkeler ve bu ülkelerin uyguladıkları ekonomik müdahaleler. Burada Almanya önemli bir noktada çünkü Almanya otomotiv ve enerji sektöründe özellikle otomotiv sektöründe çok ön plana çıkıyor. Çünkü korumacı politikaların en yüksek dozda uygulandığı sektörler otomotiv ve enerji sektörleri. Yine Amerika Birleşik Devletleri de çok yüksek bir ekonomik müdahalede bulunup yine benzer şekilde müdahaleye maruz kalıyor. Çin de özellikle anti dumping uygulamalarla e, karşımıza çıkıyor. Uluslararası örgütlerde ise IMF'nin varlığı sorgulanıyor. IMF'nin varlığının sorgulanmasının ardına G20 Londra konferansı ile beraber finansman desteği'nin artırılmasına karar veriliyor. Bu şekilde ülkelere yönelik kredi finansmanı 3 kat arttırılıyor. Ülkeler daha da borçlanıyor. Bu da aslında bir noktada bize Korumacı politikaların bir süre daha devam edeceğini, serbest ticaretin mümkün olmadığını gösterebiliyor. Yükselen Çin ise, yeni dünyada yükselen Çin ise gördüğünüz gibi 2010'dan 2025'e kadar veriler mevcut. 2010 ve 2025 aralığında Çin eksi veriye sahip değil. 2020 dahil olmak üzere ama burada G7 ülkeleri ve dünya ortalaması pandemi yılında ciddi bir eksiye sahip. Ve yüzdesel olarak büyük e, yüksek gelişmeler göstermiyor. Kur savaşları bizim için çok önemli. Çünkü günümüz ticaret savaşlarının en temel sebebi Amerika Birleşik Devletleri 2018'de başlattığı kur savaşlarında, e, ticaret savaşlarında temel olarak kur savaşlarına dayanıyor. Çünkü e, genişletici para politikaları uyguluyor. Karşılığında Çin'in uyguladığı anti-dumping e, politikalar ve devalüasyon politikaları da bunun beraberinde getiriyor. Ticaret savaşları bu şekilde devam edecek. Bağlamak istediğim nokta tam olarak burası. Şurada biraz vaktinizi alacağım. Çok uluslu şirketler. Ülkelerin korumacı politikaları reel ekonomiyi muhafaza etmek ve krizden kurtulmak yönündeydi. Ama reel ekonomiyi korumak kaygısı öyle boyutlara ulaştı ki çok uluslu şirketler hükümet desteklerinde kontrol edilemez bir noktaya geldi ve çok uluslu şirketlerin mevcut konumu Eko, e, devletlerin ekonomi politikalarının belirleyici noktaya ulaştı. 2018'de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Tayvan'a yaptığı baskı da bunun çok net bir göstergesiydi. Çip üretiminde Tayvan'a yaptığı baskı tamamen ekonomik bir kaygıdan ortaya çıkmış, siyasi bir kaygıya dönüşmüş, baskı unsuru olarak Amerikan Birleşik Devletleri tarafından kullanılmıştı. Bu, bu bir e, politika değişimiydi. Günümüz ekonomilerinde bazı veriler mevcut. Bu verilerde de şunu söyleyebilirim. Türk Bizim ülkemizden bahsetmek istiyorum biraz. Ülkemiz bir daralma yaşamadı. İleriye dönük olarak veriler, güzel göstergeler mevcut. Ancak bizim de politikalarımızı korumacı politikalar karşısında doğru hazırlamamız gerekiyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Küreselleşme ile başlayan, 80'li yıllardan itibaren başlayan ekonomi anlayışı 2000'li yıllar sonrasındaki gelişmeler ve hadiseler neticesinde uluslararası şirketlerin e, güdümünde hareket etmekte, hazırlanmakta. Ülkelerin siyasal ve ekonomik politikaları bu çerçevede hazırlanmaktadır. E, öncelikle Abuzer hocama, Profesör Doktor Abuzer Pınar hocama desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yine çalışma arkadaşım e, Cennet Taşko'ya katkılarından, desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.